Ver ver. Kusura bakmayın. Radyolara başında şu anda bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimiz, sevgili Kırıkkaleliler, hepinize hoş geldiniz, merhabalar. Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen basın toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerlendirme toplantısını yapmak üzere Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Melek Korkmaz'ı davet ediyorum. Değerli dostlar, değerli mesai arkadaşlarım, radyoları başında bizleri dinleyen değerli hemşerilerim. Öncelikle 10. yıl münasebetiyle tam böyle aday adayı olduğum süreçte bugün 10. yılı doldurmuş olduk. Ben bu vesileyle hepinize en derin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Evet, 10 yıllık bir geçmişte sizlerle birlikte olduk, beraber olduk. Kentimizin her tür ihtiyacını insanımızın almış olduğu hizmetleri daha iyi noktaya taşımanın gayret içerisinde olduk. Ekibimizle birlikte beraberce gerçekten şehrimizin çevresini değiştirmek adına, belediyecilik adına, siyasetteki duruşumuz adına epeyce bir mesafe aldığımızı zannediyorum. Sonuçta her birimiz kentimize hizmet etmek adına siyaset yapıyoruz. Burada yaptığımız hizmetler hem karşılığı olması açısından hem de derli toplu, düzgün, iyi analiz edilmiş ve sonuçta karar verilmiş hizmetler konusunda da titiz davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve biz bu 10 yıllık süreçte de hamdolsun Rabbime şükrediyorum. İyi bir duruş sergileyerek, bireysel olarak mutlaka hatalarımız olmuştur ama bunu hep sık tekrar ederim. Yanlış yapmadan kentimize hizmet etmenin, insanımıza hizmet etmenin bir ayrıcalığını yaşadık. Ben bu anlamda bu süreçte 10 yıllık dönem içerisinde bizlere her anlamda sevgisiyle, birlikleriyle, dostluğuyla, arkadaşlığıyla, proje anlamında bizlere desteğiyle, bize destek veren tüm hemşehrilerime, ekibime, değerli dostlara, sivil toplumumuza, derneklerimize, meslek örgütlerimize çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun diyorum. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. İsterseniz genel değerlendirmeyi daha sonra bırakayım ama ben bir 10 yıllık süreçte, 10 yıl doldu, biz aday adaylığımız sürecinden bu tarafa şöyle baktım, bir Ramazanlık gündü, aday adaylığına başvurduğumuzdan bu tarafa 10 yıl geçmiş. İnsan ömründe önemli bir dönemdir diye düşünüyorum, önemli bir yıldırdır diye düşünüyorum. O günden bu tarafa koymuş olduğumuz hedefler konusunda, inanın bütün samimiyetimle söylüyorum, o gün neyse bugünkü de aynı pozisyonda durduğumuza inanıyorum. Bu zamana kadar bu anlamdaki hizmetlerimizi daha iyi noktaya taşımanın gayret içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulama ihtiyacını duyuyorum. Sonuçta bizler insanız. Rabbimin bize kader çizgisi içerisinde vermiş olduğu fırsatlar neticesinde hesabımızı değerli toplu yapabilecek bir pozisyonda durmak gibi bir zorunluluğumuz var. Ben her zaman Rabbime şükrediyorum. Gerçekten bu anlamda kentimizde insanımıza vermiş olduğumuz sözlerin ötesinde aileme, yakın çevreme ve siyasi parti olarak temsil ettiğim partime bir yanlış gelmesi konusunda herkesten daha fazla titiz davrandığıma inanıyorum. Ve inanın şu anda bile vereceğimiz karardan sonraki süreçte bile son saate kadar en doğruyu, en güzeli, en iyi şekilde yapmanın gayret içerisinde olacağız. Çünkü bize biçilmiş bir zaman var. Bu zaman içerisinde güzeli, doğruyu yakalamanın bir gayret içerisinde olduk. Bundan sonra da böyle devam edecek. Rabbim akıl bali olduktan sonraki süreçte her dönemde insanlara fırsatlar verir. Bu fırsatlar çerçevesinde yapmış olduğu her tür faaliyette, her tür etkinlikte, her tür yapıda
her zeminde yapmış olduğu işlerde değerli, toplu, düzgün olmasının kriterleri vardır. O kriterlere uymayı ister. Biz de hamdolsun bu zamana kadar bunu hayata geçirmeye çalıştık. Yanlış anlaşıldığımız alanlar olmuş mudur? Mutlaka olmuştur. Eksiğimiz olmuş mudur? Mutlaka olmuştur. Yapıp da hayata geçiremediğimiz farklı gerekçelerden ötürü yapamadığımız işler olmuş mudur? Mutlaka olmuştur. Onları kısaca şimdi değerlendireceğim. Ve bu zamana kadar yaptıklarımla inşallah çok fazla sizleri sıkmadan soru cevap kısmına, basın mensuplarının özellikle cevap kısmına biraz fırsat vermek adına hızlı hızlı bu zamana kadar öngörüp de projelendirip de hayata geçirdiğimiz yatırımları kısa kısa sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatırlatmak mutlaka gerekiyor. Çünkü insan aklı insanla malüldür denir ve doğrudur. İnsanlar kullandığı şeyleri bir müddet sonra çok içselleştirdiği için çok farkında olmayabilir. Onları kısa kısa ve hızlı şekilde geçmeye çalışacağım. 10 yıl önce belediye başkanı olmazdan önce hazırlıklarımızla beraber kentimize neler yapmalıyız ki şehrimiz kentleşme konusunda daha iyi noktaya gelsin, daha iyi hizmet verebilir pozisyona gelsin. Ülkemizde de şehirleşme açısından iyi bir noktaya gelmesi konusundaki yatırımların neler olduğunu biz çalışmıştık. Onlarla ilgili ben kısa kısa hızlı şekilde geçmeye çalışacağım. Yatırımlarımız diye bir başlık halinde kısaca şimdi bir yarım saat içerisinde bakmaya çalıştım. Bir yol problemimiz vardı kentimizde bizim. Asfalt yaklaşık bu zamana kadar 1.020.000 ton asfalt attık. 3.600.000 metrekare Aralık sonuna kadar inşallah gerçekleştireceğiz ki parkimizi hayata geçirmiş oluyoruz. Yaklaşık 130.000 metrekare andezit döşedik şehir merkezimize. Yaklaşık da 1.950.000 yani 2.000 kilometre civarında kaldırım hayata geçirdik. Su problemi vardı kentimizin. Gerçekten ben şöyle hatırlarım. 70'li yıllardan itibaren, 60'lı yıllardan itibaren kentimizin en önemli kanayan yarasıydı. O zaman bir proje yaptık. Hamdolsun o anlamda sonuç aldık ve şu anda şehrimiz Türkiye'de su problemi olmayan iller arasına girmiş oldu. Hem kalitesi açısından hem de sürekliliği açısından iyi bir noktaya geldik. Yaklaşık bizim 11.500 ton depomuz vardı. Şu anda 64.000 ton depomuz var. 118.250 metre izalatı düşedik. Yani bu çok, son derece önemli. 120.000 metrekare de şehir içinde değişim dönüşümü gerçekleştirdik. Yani 120 kilometre civarında şehir merkezimizde sıkıntılı olan bölgelerde şebeke hatlarını değiştirmiş olduk. En önemlisi arıtma tesisini devreye soktuk. Gerçekten dünyada, hatta bölgemizde, şehir düzeyinde de dünyada ilk olan bir arıtma sistemini devreye soktuk. O zaman çok karşı çıkan oldu İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere. Sayın Başbakanımız da ya bu sistem çok hesap ettin mi, düşündün mü diye bana birkaç kez ikazda bulundu. Ama hamdolsun geldiğimiz noktada hem ultrafiltrasyon hem reverse osmosis sistemini devreye sokarak bir kent düzeyinde bu anlamdaki yaklaşık 90 bin ton gün kapasiteli bir arıtma tesisini devreye soktuk. Şu anda da son derece iyi işliyor. Oradaki bizim filtrelerle ilgili ufak tefek sıkıntılarımız olmuştu. Onun 10 yıllık ömrü vardı. Fakat ilk denemelerden dolayı bazı sıkıntılar vardı. Onları şu anda değiştiriyoruz. İnşallah yakın bir gelecekte, yani bu ay içerisinde, Kasım ayı içerisinde suyumuz her anlamda, biraz da damak tadı açısından da daha iyi noktaya gelmiş olacak. Ayrıca kaçaklarımız vardı. Ne olduğunu bilmediğimiz bir pozisyondaydı. Bu SCADA sistemini devreye soktuk. Şu anda bizim depolarımızın her biri 24 saat gözleniyor. Ve oradaki mevcut kapasiteyi de orada görebiliyoruz. Yani şehrimizin hangi bölgesinde, hangi mahallesinde kaçak varsa da onu bir anlamda bilgisayar ortamında izleyebiliyoruz. Nerede sıkıntı var onları görebiliyoruz. Akut sistemiyle de şehrimizde özellikle her anlamda insanımızın belediye ile ilgili, şehirle ilgili ne sıkıntısı varsa, yani bir ay önce devreye girdi. Girişimizde onu görüyorsunuz. İnsanımız, hemşerimiz geldiğinde emlak vergisinden su borcuna kadar, yoldan kanala kadar, temizliğe kadar her ne isteği, talebi varsa orada bilgisayar ortamında işleniyor ve aynı anda müdürlüklere naklediliyor ve sonuçta da onların ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor. Şu anda günlük 100 civarında bir müracaat var. Daha çok da su, kanal, o anlamda büyük şikayetler geliyor. Onlara da anında müdahale etmeye çalışıyoruz. Yani su konusunda kentimizde gerek arıtma tesisiyle, gerek yapmış olduğumuz isale hatlarıyla,
gerekse sürekliliği açısından ve depolarıyla su problemini çözmüş olduk. Üçüncü bizim önemli sıkıntımız hava kirliliğiydi. Şöyle bir düşünün, Türkiye'de her zaman Çevre Bakanlığı verilerine göre 2006'dan önceki dönemde Türkiye'de en havası kirli 6-7 ilin arasına girer idik. Şu anda en temiz 10 il arasına giriyoruz, hamdolsun. Yaklaşık şöyle bakın, doğalgaz deyince ben hatırlarım 80'lerde bir kanalizasyon ihalesi olmuştu. Şehir alt üst olmuştu. Gerek ticaretiyle gerek görselliğiyle. Ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Biz de yaklaşık şehrimizin merkezinde toplamda 1182 kilometre yolumuz var. 1182 kilometre yolda kazdık, sıfırdan yaptık. Yani doğalgaz gitmesi için oraların kazılması gerekiyordu. Ve şu anda da dünkü açıklamayı da Kırgaz Genel Müdür Yardımcımız yaptı. 69 bin aboneye ulaştık. Bizim şehir merkezinde yaklaşık 70.520 civarında konutumuz var. Önemli kısmı aldı ama bazen mutfakta kullanan, ısınmada kullanmayan hemşehrilerimiz var. Bunun daha iyi noktaya gelmesini arzu ediyoruz. Çünkü dikkat ederseniz alçak basıncın hakim olduğu günlerde şehrimizin Bağlarbaşı, Etiler, Karatepe bölgesinde zaman zaman sıkıntılar oluyor. Onu da biraz Çevre Müdürlüğü ciddi takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. O tedbirler de alınırsa şehrimizde hemen hemen hiçbir hava kirliliği yaşamayacağız diye düşünüyorum. Terminali olmayan bir ildik. Derlerdi ki o zaman şu kadar ilde, sonra ben araştırmıştım, 23 ilde terminal yok denmişti. Terminalimizi devreye soktuk. Sadece orayı ben şöyle değerlendirmiyorum. Oradaki terminalin işlevi açısından olaya bakmak tek başına yeterli olmadığını, oranın temelini arttığında öğrendim. İşin doğrusu onun çok hem sosyal hem de gözüken ve değerlendirmelerin arka planı olan boyutları var olduğunu öğrendim. O gerçekten ciddi bir sıkıntıydı. Ve onda kararlı durduk. Ben burada hakkını teslim etmek isterim. Mustafa Bahrettin valimiz sağ olsun, o konuda bize çok ciddi destek verdi. Emniyet müdürümüz Salim Akça çok ciddi destek verdi. Onlar olmasaydı belki bu işletmecilikte çok başarılı olabileceğimi de düşünüyorum. Onların ciddi katkısıyla ve gerçekten bakanlığımızın o anlamdaki ciddi katkısıyla terminalimiz son derece iyi bir işlev haline, hayata geçirme konusunda mesafe aldı. Şu anda inanıyorum hemşehrilerimizin büyük bir çoğunluğu yapmış olduğumuz kamu araştırmalarında %90 civarında bir memnuniyet söz konusu. İnşallah özellikle Ankara Büyükşehir bu taşımacı, karayollar taşımacı ile ilgili farklı sıkıntıları hayata geçirmede biraz orada zaman gerekiyor. O zamanlar geldiği zaman da terminalimiz daha işlevsel, daha değerli toplu, daha iyi hizmet verir. Daha zamana ve hemşehrilerimizin talebine uygun bir hizmet verir diye düşünüyorum. Bizim Samsun Bulvarı ile ilgili genel bir değerlendirmemiz vardı. Bir ticaret merkezi yoktu. Kentimizde bir anlamda şehrin dışarıdan alabileceği yatırımlar açısından bakıldığında, kentin altyapılar açısından sıkıntıların olmadığı bir süreci bitirdikten sonraki dönemde de ticaret hayatını canlandıracak. Burada esnaf odalarımız da buradalar sağ olsunlar. Ve ticaret ebabımızın önemli kısmı burada. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. O ivmeyi yakalayabilecek, yani toplumun aldığı hizmetler, altyapı ve üst yapı açısından hizmetlerden sonraki süreçte ülkemizde ve dünyadaki tüm gelişmelere uygun yapıların ortaya çıkması gerekiyor idi. Ve daha 2-3 sene öncesine kadar bile nokta mevkiinin, o bölgenin çok işe yaramayacağı konusunda değerli dostlarımız, hemşehrilerimiz zaman zaman bize gelirler, bunu söylerlerdi ama ısrarcı olduk. Ve orada bir ticaret merkezi, bir otel inşası yaptı çünkü kentimizin ihtiyacıydı o. Ve o kentimize özellikle ekonomik anlamda, ticari anlamda daha iyi bir noktaya gelmesi konusunda ciddi katkısı oldu. Ondan sonra onun devamı geldi. Bakın geçen Sayın Kalkınma Bakanımız geldiğinde bir şey söyledi. Teşvikler çıktıktan bu tarafa Kırıkkale'den 1,5 trilyonluk teşvik alınmış. Bu önemli bir şey. 2008 sonunda özel araç sayısı 13 küsür bindi. Başkan siz de vardınız herhalde. 36 bin araç olmuş, özel araç olmuş. 60 bine yakın var ama özel araç arasından bir noktaya gelmiş. Bu da şehrin bir sonraki dönemde planlanması, örgütlenmesi, daha iyi noktaya gelmesi konusundan ciddi ciddi kafa yormamız gerektiğini, ciddi ciddi analizler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamdaki, ticari alandaki bizim ivmemiz bundan sonra durmamalıdır diye düşünüyorum.
Samsun Bulvarı'nı biraz önce bahsettim, bu yine ticaret merkezinin olduğu bölgede, yaklaşık orası bizim 13,5 şimdiki aşağı Mamatlar Köprüsü'ne kadar 14,5-15 kilometrelik bir bantı. Oranın bir halini şöyle bir düşünün, eski halini. Şimdi biraz merkezde taş ve andezi çalışması, ışıklandırması olduktan sonra biraz orası köyüne kaldı ama inşallah oranın da inşaatlar bittikten sonraki süreçte daha iyi bir şekilde gelmesi, özellikle bizim gözükür yönümüz, boyutumuz olmasa bile de önemli bir bölge orası. Daha iyi noktaya gelmeli. Şu andaki zaten sıkıntı kalktı. Orada yaklaşık 150 parsele yakın 10 kat projesi yaptık. 1500 metrekarelik parsellerde inşaat ruhsatları verdik. Orada zaten imar müdürüm de burada. Sağ olsun, onu da burada bir kez şey yapayım, teşekkürümü ileteyim. O süreçte gerçekten hem duruşuyla hem anlayışıyla başkan yardımcıları, müdürlerimiz, bütün arkadaşlarımız her anlamda duyarlı durarak ve kentimizde en ufak bir ekonomik ve ticari olarak dedikoduya mahal vermeden ve her bireyin, hemşerimizin hakkını koruyarak en iyi şekilde hayata geçirdiğimizi düşünüyorum. Yaklaşık orada 5000 konutluk daha önceki bir ruhsat vardı. Biz bunu 4200'e düşürdük üstelik. Biraz daha parsel büyüterek, biraz daha haş maksını, yani yüksekliği 30 metreye çıkarak, 30.500, 30.5 metreye yükselterek orada yeni bir düzenleme oldu ve orası bir cazibe merkezi oldu, rant merkezi oldu. Bir anlamda oradaki hemşerilerimiz bizim bulvar oluşturması çabamız içerisinde onlar da uyum sağladı. İlk zamanlar bir tedirginlik vardı ama şu anda geldiğimiz nokta itibariyle son derece iyi bir konuma geldi. Oradaki ederiyle, verdiği hizmetin kalitesiyle özellikle Samsun Bulvarımız son derece iyi bir noktaya geldi. Bunun yanında Bulvar Parkımız, orasını hatırlayın, ben hatırlarım. 5 belediye başkanına benim aklım erer. Orada herkesin en önemli sorunu bir dendiği zaman cumartesi pazarını kaldıracağım, suyu çözeceğim idi. Bütün seçim propagandalarında bu çok ön plana çıkardı. Bulvara çok uğraştım gerçekten. Orada özel mülkiyetten dolayı ciddi sıkıntılar vardı. Hemen hemen hepsi özel mülkiyet orasının. Ve sonuçta yine ciddi bir çalışmayla, hemşehrilerimizin de bize güveniyle orayı hallettik. Yaklaşık orada 2 kilometreye yakın bir bantta şu anda makine kimyaya ait olan bir yerde çalışmayı halen bitiremedik. Projemiz hazır, ihale aşamasındayız. Ama yukarı kısımlarda hemşehrilerimize her anlamda hizmet verebilecek bir pozisyona geldiğini düşünüyorum. Özellikle hizmet sektöründeki gelişimin orada hızlı olacağını düşünüyorum. Geçen yıl ilk denemesi olması hasebiyle ciddi bir itibar gördü. Ama bundan sonraki süreçte özellikle 12 ay hizmet veren pozisyondaki hizmet sektöründeki insanımızın, ticaret erbabımızın iyi bir noktaya taşıyacak yatırımları yapmasının gerektiğini düşünüyorum. Onlara da her konuda yardımcı oluyorum işin doğrusu. Bak birkaç tane açıldı. Onlar gerçekten 40 kare bir fark oluşturdu. Çanın gelen misafirimiz olsun, hemşehrilerimiz olsun, günübirlik ihtiyaçlarına, sosyal ihtiyaçlarına karşılaması açısından onlarda bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Burada bizim için çok önemli bir yatırımdır diye düşünüyorum. Tabii Samsun Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve daha sonra meydanımız yaklaşık 6000 metrekareydi. Şu anda 14000 metrekare civarında bir meydanımız oluştu, yollar hariç Sevgi Yolu ile beraber. İnşallah daha sonraki dönemde hükümet konağımızı kaldırarak orada, şu andaki Milli Eğitim Müdürlüğümüzü kaldırarak 34.000 metrekare bir projeyi hayata geçireceğiz. Biraz şanssızlığımız, hükümet konağında müteahhitle ilgili sıkıntılar çıkmıştı. Onlar da şu anda bitti. İnşallah en yakın zamanda ihalesi yapılacak. Ve onunla beraber bizim o bölgenin, şehrimizin merkezinin ciddi bir şekilde insanımıza sosyal ve kültür anlamda hizmet vermesi noktasına geleceğini düşünüyorum. Orası çok önemli bizim için. Çünkü bir kentte buluşma noktaların, adres noktaların önemini biliyorum ve farkındayım. Bu da çok önemli. Özellikle şöyle düşünün, terminalimizi, Samsun Bulvarımızı, Bulvar Parkımızı, ileriye dönük biraz sonra bahsedeceğim işte spor tesislerimizi, yüzme havuzumuzu, sosyal hizmetlerin yurdunu, bunların her birini ama her birini o dönemde bizzat takip ederek, yine o zamanki valimizle beraber, özellikle bir sene sonrasında, ben onu özellikle burada vurgulamak isterim. Bahrettin Bey'in, sağ olsunlar şimdi müsteşar yardımcımız, birkaç kez özellikle oturup, kentimizin özellikle ilçelerde dahil olmak üzere, bakanlıkların yarın bırakılan yatırımlara dahil olmak üzere, yapılması gerekenler
başta olmak üzere başbakanlık müsteşarımız, müsteşar yardımcısı arkadaşlarımız benim çok eski dostlarım idi. O zaman kültür, spor ve turizmi belediyelere devrediyorlardı. Birkaç ilde bu başlamıştı. O zaman biz dedik ki ya Kırıkkale'de bu anlamda ciddi yatırımlar yok ve gerçekten 100 milyona yakın sadece bu düşündüğümüz projelerde kredi aldık veya hibe aldık veya merkezi bütçeden yatırımla bunları gerçekleştirmiş olduk. Sadece bu bizim Samsun Bulvar dediğimiz bölgede 100 milyona yakın yolu dahil olmak üzere. Orayı şöyle düşünün, eski yol halini biraz da daha genişleterek yaklaşık ortalama 28 metre genişliğinde bir yol yaparak, orta refüji daraltarak, orayı yeşillendirerek ışıklandırmasında özellikle BEDAŞ'ta farklı sıkıntı yaşıyoruz ama o anlamda da beraber proje yaptık. Onlar asfaltı kesme konusunda talepleri olmuştu ama biz biraz onu öteledik. Daha farklı bir yöntemle orayı halledebilir miyiz diye. Ama gerçekten Samsun Bulvarı'nın özellikle ışıklandırmasından kaldırımlarına kadar yeniden dizayn edilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Ve daha sonra ben ana başlıklar halinde söylüyorum. Bizim tarım ve hayvancılık bölgesi olmamız hasebiyle özellikle de %48 civarında bizim tarım ve hayvancılıktan safi hasılada, gayri safi hasılada bir geliri olan bir kent olmamız hasebiyle burada da yatırım yapmamız gerektiğini düşündüm. Biraz da mesleğim olması hasebiyle baktım burada ne yapılabilir? Çünkü bizim kesimhanemiz birinci sınıf kesimhane değildi. Dolayısıyla buradaki kesimler yapıldığı zaman Türkiye'nin her bir yanına gitme şansı yoktu. İhalelere girme şansı yoktu. Bir kesimhane ve hayvan pazarını planladık. Sonuçta biraz uzun sürdü. Çünkü devlette biraz arsaların tahsisi, el değiştirmesi gerçekten biraz zor. Ve sonuçta 70 dekarlık bir alanı bize tahsis yapıldı. Orada hayvan pazarı ve kesimhaneyi hayata geçirdik. Bu sene, geçen sene yani bir yıl oldu. Geçen sene Kurban Bayramı'nda devreye girmişti. Bu sene hamdolsun bazı sıkıntı yaşamıştık geçen yıl ama bu yıl son derece Kurban Bayramı'nda da sıkıntısız bir dönemi yaşadık. Ve bundan 5-6 sene önce, biraz daha önceki dönemlere gidecek olursa bizim Kurban Bayramları gerçekten bir rezaletti. Caddelerde, sokaklarda, bağırsaklardan, dedilerden geçilmez. Görsel olarak da, özellikle hijyen olarak da çok sıkıntılı bir süreçti. Bunlar da hamdolsun açtık. Kayseri yolu ve özellikle o bölgede kentsel dönüşüm bizim için çok önemliydi.